Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle bu güzel çantamızı çalışacağız. Instagram sayfamdan da söz verdim sizlere. En yakın zamanda videomuz olacak diye. Şimdi sizler için bu videoyu çekeceğim. Malzemelerimiz pamuklu makrome. Ben biraz kalın pamuklu makrome tercih ettim. Çantamız hem daha böyle sağlam ve dişlerimiz daha böyle tok duruyor. Kulp. Ahşap kulp, şu kulplardan da olabilir. Yuvarlak olsun yeter ki her türlü olabilir. Ben bu sefer ahşap kulpları tercih ettim. Tığımız 4 nohutu. Sizler bunu ipinizin inceliğine göre, ince ise biraz daha inceltip, kalınsa biraz daha kalınlaştırabilirsiniz tığınızı. O size kalmış. Kulp da istediğiniz gibi kulplardan, plastik, her nasıl istiyorsanız onlardan kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak şöyle, ben şimdi normalde bu çantamızı büyük yaptım tabii ki, normal kullanabilir ama sizin için videomuz biraz kısa olması için ilmeklerimi, sayılarımı biraz küçük tutacağım ama örnek, model, mantık aynı. Sadece videomuz kısa olması için şurasını biraz mesela şuradan şuraya kısa tutacağım ama bunun sayılarını da vereceğim sizlere şimdi. Başlangıç olarak bir zincir çekiyoruz. Tığımızı kulpumuzun içinden geçirip ilmeğimizi alıyoruz ve bunu buraya kilitliyoruz. Şöyle. Şimdi burada zincir çekip bunun boyu kadar zincir çekeceksiniz. Yani bu çantam 70 zincirle yapılmış. Siz de normal bir çanta yapmak istiyorsanız 70, 80, bu sizin tercihinize bağlı. Ben şimdi 40, 30, 40 adet zincir çekeceğim. Şimdilik 30 çektim ben hanımlar. Çünkü örneğimiz başlangıçtan sonuna kadar aynı, değişen bir şey yok. Sayılar falan önemli değil. Siz 70 yapacaksınız. Ben videomuz kısa olmasını istediğim için biraz kısa tuttum. Şimdi 70 zinciri farz edin, 70 zinciri çektiniz. Artık boyu size kalmış dedim. Diğer ucu bu zincire içinden tığımızı geçirerek diğer ucu da kilitliyoruz. Şu şekilde. Ve bir zincir çekip geri dönüyoruz. Ve geri döndükten sonra bütün ilmeklerin, yani zincir çektiğimiz tüm zincirlerin içine tek tek milüstü almadan ta ki dibindeki zincirden başlayarak her bir zincirin içine ilmek almadan sık iğne örüyoruz. Bu şekilde. Şu çantamızı şöyle getirelim. Kulplarımız ses yapmasın diye. Her bir zincirin içine sık iğnemizi yapıyoruz. Sizlerin zinciri tabii 70 olacak eğer normal çanta boyunda istiyorsanız. Tabii bu çantalarımızın biraz küçükleri de oluyor. Çok onlar da kullanabilir. Şu kadar bir şey, şu kadar boyu. Onlar da çok kullanışlı. Hemen cüzdanınızı, telefonunuzu atıp kullanabileceğiniz çok rahat bir çanta oluyor. Şimdi başa kadar bütün zincirlerimin içine şöyle gösteriyorum tekrar. İlmek almadan sık iğne ile batıyorum.
Ve son zincirimin içine de sık iğne ile, bakın şu tam bitiştirdiğim yerdeki son zincirimin içine de sık iğne ile yaptım. Şimdi zincir çekmeyeceğim. Burada boşluk oluşur yoksa. Zincir çekmeden tekrar kulpumuzun içinden geçirip ilmeğimizi sıkı bir şekilde, gevşek bırakmayalım. Şöyle biraz sıkı yapalım burayı ki kulpumuz da sağlam dursun. Ve bir zincir çekiyoruz hemen. Şu şekilde. Sonra geri döneceğiz. Geri dönüyoruz. Burada sık iğnemizi yapmıştık değil mi hanımlar? Şöyle göstereceğim. Bu sık iğnemizin başındaki şu ilmek var. Bakın ön taraftaki. Bize doğru şöyle durduğu zaman bizden taraf değil de diğer taraftaki şu ilmekleri öreceğiz hep. Sık iğneyle. Yani şunu. Bu taraftaki kalacak. İlmek almıyorum. Mil üstü falan almadan direkt o arkadaki tek ilmeği, yani şunu sadece onu alarak sık iğnemizi devam ediyoruz. Örneğimiz bu kadar hanımlar. Bütün sıralarımızda bunu yapacağız şimdi. Arkadaki bu ilmeğimizi, yani şunu örüyoruz. Şunu biraz kenara çekelim. Şu ilmeğimizi sık iğneyle sona kadar geliyoruz. Ve son ilmeğimi yapacağım şimdi. Son İlmeğime de taktım ve bitirdim burada. Yine zincir çekmiyorum. Burayı biraz sıkalım. Tekrar kulpumuzun içinden geçirip, pardon, şöyle bunu birden çekiyoruz ve bir zincir atıyoruz. Biraz sıkalım yine hanımlar burada. Sonra bir zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi yine bu arkadakini örüyoruz. Yani örneğimiz bundan ibaret hanımlar. Hep bu ilmeğin bu arka taraftaki şu gördüğünüz yaptığımız sık iğnenin bunu değil şu ön taraf, yani bize şöyle gelince arka tarafa düşüyor. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Örneğimiz bu kadar hanımlar. Karşıya gide gele İstediğiniz genişlikte kulplarımızı takarak sizler için şunu koymuştum ses olmasın diye, ama yine şöyle yapalım hanımlar. Örnek bu kadar, fakat biraz daha anlaşılabilmesi için biraz daha örelim sizinle. Şu. Bak. Şu sık iğne yapmıştık. Bu ilmek değil, diğer taraftaki ilmeği, tek ilmeği alıyoruz.
Biraz yavaş örüyorum ki sizler de iyi görün diye. Son sık iğnemin arka taraftakini de ördüm ve biraz daha sıkıştırdım. Kulpumuzun içinden geçirip sıkı bir şekilde buraya bağladım. Ve bir zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen dibindeki sık iğnemizin arka taraftaki o ilmekten başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın örneğimiz bu kadar. Örneğimiz bundan ibaret. Siz yaptıkça böyle balık sırtı şeklinde çok değişik güzel örneğimiz çıkıyor. Sürekli sık iğne ve arkadaki tek ilmeği örüyoruz. Şu. Ve sonra daha sonra hanımlar bunu iki kat ikiye katlayıp, çünkü çok sizin ilmeğiniz daha uzun olacağı için ikiye katlayacaksınız. Ve bu yanlardan 5-6 santim veya 10 santim şeklinde bırakarak şuradan mesela bırakıyorsunuz ve diğer kenarını dikiyorsunuz. Zaten alt tarafı dikmeye gerek yok. Diğer tarafında burada olacak. Çantamızı ördükçe buraya kadar dolacak. Burada da yine aynı şekilde iki taraf aynı olmak şekilde şöyle 10'ar santim bırakarak dikiyoruz ve çantamızı tamamlıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Yorumlarda videom hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sizler için faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Instagram sayfam Handan'ın örgüleri. Oraya da takip alabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız aboneliklerinizi bekliyorum. İyi günler.